Londra Ulusal Galeri'de Carlo Crivelli'ye ait Venedik'ten gelme büyük bir tablonun önündeyiz. Crivelli, İtalya'nın doğu kıyısında bulunan Marches olarak bilinen bir bölgede çalışmıştır. Kendisi benim favori sanatçılarımdan biridir. Mimariye ve maddi kültüre verdiği önem gerçekten de göz alıcı. Keskin kenarlı bir realizm diyebiliriz. Resimdeki tüm öğeler bu sayede resimden fırlayıp sanki bizim yanımıza geleceklermiş gibi görünüyorlar. Buna ek olarak Crivelli'nin bir perspektif ustası olduğunu da hemen eklemek istiyorum. Tuvalin yüzeyi mücevherlerle kaplanmış gibi. Son derece süslü. Süslemeler, mücevherler, altın, tuğlalar ve mermer bile. Yeteneğiyle şov yapıyor ve bu sayede de resim sanatında sahip olunması gereken ustalığa atıfta bulunuyor. O kadar çok detay var ki resmin konusunu hemen anlamak mümkün değil. Cebrail'in Meryem Ana'ya Hazreti İsa'nın annesi olacağını, Hazreti İsa'nın insan kılığında tanrı olacağını ve bu anlamda Meryem Ana'nın da tanrının annesi olacağını söylemesi. Bu olaya beşaret ya da bazı kaynaklarda müjde deniyor. Klasik bir beşaret resminde Cebrail her zaman sol tarafta yer alır. Yere yeni inmiş gibi dizlerinin üzerindedir. Bu resimde de Cebrail'in kanatlarının hala açık olduklarını görmek mümkün. Sağ tarafta İncil okumakta olan Meryem Ana yer alıyor. Crivelli'nin beşaret ikonografisini son derece başarılı bir şekilde kullandığını söyleyebiliriz. Cebrail elini kaldırmış, Meryem Ana'yı selamlıyor. Sol elinde Meryem Ana'nın bekaretinin ve saflığının simgesi olan bir zambak tutuyor. Sağ tarafta mesajı alan Meryem Ana var. Ellerini büyük bir alçak gönüllülükle önünde birleştirmiş. Her şey yerli yerinde ancak resimde üçüncü bir figür daha var. Bunun yanında üçüncü bir figürün bu denli merkezi bir rol üstlendiği bir başka beşaret resmi bilmiyorum dersem yeridir. Bu figür Aziz Emidio'ya, Ascoli'nin baş azizine ait. Bu resim Ascoli'de bulunan bir manastır için yapılmış. Cebrail'le konuşmaya çalışan Aziz Emidio'nun elinde şehre ait bir maket görüyoruz. Bu resim şehrin tarihi için çok önemli bir günün anısına yaptırılmış şehir papalıkla anlaşarak politik diyebileceğimiz bir özelliğe kavuşmuş. Bunu papalığın koruması altında bir özgürlük olarak düşünebiliriz. Resmin alt kısmındaki yazıda da buna atfen libertas ecclesiastica yani kilisenin sağladığı özgürlük yazıyor. Bu resim özgürlüğün anısına yaptırılmış. Zafer takının üstünde papalığın habercisinin bu haberi yani şehre özgürlük verildiği haberini bir şehir görevlisine vermesi resmedilmiş. Cebrail'in Meryem Ana'ya Hazreti İsa'nın annesi olacağı haberiyle şehre özgürlük verildiği haberi şehirde yaşayanlara aynı anda gelmiş ve bu resimde bu iki önemli olayı bir araya getiriyor. Her yıl özgürlüğün verilmesi bir törenle kutlanır ve tören bu resimde son bulur. Şehir hayatına dair detaylar da görmek mümkün. Fransiskan rahipler, kimisi varlıklı kimisi fakir insanlar. Resim birçoğu sembolik anlam taşıyan objelerle dolu. Mesela burada bir kafes var. Kafesin içinde de Hz. İsa'nın yaptığı fedakarlığın, yani insanlığı kurtarmak için çarmıhta ölmesinin sembolü olan saka kuşunu görüyoruz. Başka kuşlar da var. Örneğin bu muhteşem tavus kuşu. Kuyruğundaki inanılmaz detayları görebiliyor musunuz? Tavus kuşu ölümsüzlüğün ve yeniden dirilme fikrinin sembolüdür. Ön plandaki salatalık ve elmaya geçelim. Elmanın neyi temsil ettiği çok açık. Bilgelik ağacının meyvesi olan elma Ademle Havva'nın yememeleri gerekmesine rağmen yedikleri meyvedir. Ve bu da insanlığın Tanrı'nın gözünden düşmesiyle sonuçlanır. Bu noktada Meryem Ana ile Hazreti İsa'ya geri dönmek lazım çünkü tabloya göre insanlığı cennet bahçesinde işlenen ilk günahtan kurtaranlar onlardır. Bu da Hazreti İsa'nın fedakarlığı sonucu gerçekleşir. Salatalığın içinde birçok tohum bulunur. İçinin tohum dolu olması Hristiyanlığın temel mucizelerinden biri olarak görülen yeniden dirilmenin ya da ölümden sonraki yaşamın sembolü olarak yorumlanır. Cennetin altın renkli ışığından da bahsedelim. Işık duvarları delip geçerek Meryem Ana'ya ulaşıyor. Ucunda ise Kutsal Ruh'u simgeleyen bir güvercin var. Bunlara ek olarak size bir de resimdeki çatışmadan bahsetmek istiyorum. Kutsallıkla refah arasındaki çatışma Meryem Ana'nın son derece yoksul olduğunu biliyoruz ancak resimde son derece süslü, altınlarla dolu bir ev içinde resmedilmiş. Ayaklarının altında bir İran halısı var. Üstteki balkonda ise başka bir halı daha. Tüm bunlar bize bölgedeki ticareti anlatmak için konulmuş detaylar. Bunun iki tarafı olduğunu düşünebiliriz. Bir tarafta Meryem Ana'nın kraliyetle bağlantılı olduğu fikrini öne süren Orta Çağ gelenekleri diğer tarafta ise onun kutsallığının sahip olduğu objelerle temsil edilmiş olması. Bu resmi anlayabilmek için Hazreti İsa'nın Beşaret hikayesi yanında, bu haberin geleneksel olarak nasıl temsil edildiği ve sanat eserinin tarihi geçmişi hakkında da bilgi sahibi olmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Crivelli gibi bir sanatçının eserlerini incelediğimizde, neden sadece Floransa ve Venedik'te yapılmış olan resimlere odaklandığımızı sorguluyoruz? Bu problemin sebeplerinden biri, 19. yüzyılın sonundan 20. yüzyılın başına sanat tarihinin nasıl yazılmış olduğu ile ilgili. Bu bugün İtalya adını verdiğimiz topraklarda olup bitenleri tamamen anlayamamamıza sebep oluyor. İtalya'nın Adriyatik Denizi'ne kıyısı olduğunu, yani Osmanlı İmparatorluğu ile bağı olduğunu da düşünmemiz lazım. Avrupa kıtası o dönemde birbirine bağlı topraklardan meydana geliyordu ve bu yüzden birçok yerde çalışma imkanına sahip olmuş sanatçılar vardı ve bunlar Rönesans'a bugün yıldız olarak adlandırdığımız sanatçılardan daha çok maruz kalmışlardı